Evet, merhabalar arkadaşlar. Bu dersimde sizlere adım adım web sitesi nasıl hazırlanır, hatta tek bir tıklamayla WordPress nasıl kurulur, kolaylıkla nasıl bir web sitesi sahibi olursunuz, bunu anlatacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir web sitesi için ne gerekir? Ondan başlayalım. İlk önce bir alan adımız olması gerekiyor. Hemen şuradan, evet, bir alan adımız olması gerekiyor. Alan adı nedir arkadaşlar? Örneğin bu ekranda şurada yazan kısma alan adımızı gireriz. Örneğin google.com, google.com bir alan adıdır. yahoo.com bir alan adıdır. mimozabilisim.com bir alan adıdır. Vesaire arkadaşlar. Peki şimdi diyelim ki bir alan adımız var. Peki bir sitemiz olacak. Bu sitemiz nerede barınacak arkadaşlar? Örneğin benim ismim Onur. Şöyle diyeyim, benim bir yaşantı sürmem gerekiyor ve ben kendimi benim alan adım Onur olsa ve ben kendime bir barınacak alan arasam, işte benim barınacağım alana da host diyoruz arkadaşlar. Yani alan adımızın web sitemiz içeriğiyle beraber, yani birlikte barınacağı alana host diyoruz arkadaşlar. Ben size host seçeneklerinde anlatacağım. Host İngilizce bir kelimedir. Türkçesi barındırmadır arkadaşlar. Barındırma hesabı diyoruz. Değil mi? Evet. Peki devam edelim. Arkadaşlar sonra tek bir tıkla WordPress kuracağız. Ve ardından ücretsiz tema kuracağız. Ya da Envato Elements'in materyal arşivi var. Çok kaliteli ve bu işi profesyonelce yapmak isteyenlere düşük bütçelerle imkanlar sunuyor arkadaşlar. Sonra sitemiz içerik yüklemeye hazır hale geliyor. İkinci videomda ise ilk postumuzu ve resimlerimizi ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, peki bakalım, ilk önce alan adımızı alaraktan başlayalım. Şimdi alan adımızı alacağımız yerlerden bir tanesi, bakabileceğimiz yerlerden bir tanesi direkt Google arama motoruna yazabileceğimiz gibi, mesela alan adı almak istiyorum. Değil mi? Çoğumuz bunu yazar. Mesela şuradan bir Google sekmesi açalım arkadaşlar. Bakalım. Evet, alan adı almak istiyorum. Peki, bastım. Evet, reklam çıktı. İlk önce GoDaddy alan adı, domain.com, isim tescil, Tourhost. İlk sırada gösterdikleri ve bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Her bir alan adı sağlayıcısının, domain sağlayıcısının, bu arada domain alan adının İngilizcesidir arkadaşlar. Şuraya yazalım. Domain ne demektir? Alan adı. Peki. Şimdi arkadaşlar, her bir alan adı sağlayıcısının bazı promosyonları bulunmakta. Bunları neden kaçıralım, değil mi? Örneğin GoDaddy'de bakın reklamını vermiş zaten. İlk yıl alan adına %80'e varan indirim yapıyor ilk yıllarda. Bakın 25 TL, yani 24.99 TL. Evet arkadaşlar, bu .com alan adlarında geçerli. Diğerlerinde de çok güzel kampanyaları var. Örneğin ben geçen bir alan adı baktım aslında bunu. Evet, mesela şöyle bir makale yeri .com diye bir arama yapalım. Bakın arkadaşlar, geçen boştu bu alan adı. Bu arada sizinle güzel bir alan adı ismi paylaştım. Bakın .com alan adını İlk yıl için şuraya bakarsanız arkadaşlar, ilk yıl için 25 TL, yani 24.99 TL'ye veriyor. Ve diğer seçenekleri tabii Türkçemize uygun değil bazıları.
Diğer bazı promosyonları da mesela ben işte bu bile bana çok derseniz fiyatı. Mesela şöyle yaparız. GoDaddy'nin ilk açılış sayfasına gidip mesela yine makale yeri olsun. Hatta evet olsun bakalım. Evet yine com alan hattını çıkardı bana. Her neyse arayüzünde bir değişiklik var. Şöyle yapalım arkadaşlar. GoDaddy yazalım. Diğer promosyonları göstermek için size. Mesela bu sefer de olsun ki hadi olsun olsun hesap makinesi nokta her neyse evet bakın arkadaşlar hesap makinesi.com alınmış değişik mesela uygun olaraktan club uzantılar ilk yıl için uygundur infolar evet ilk yıl için uygun ondan sonra uygun uzantılardan online'lar evet bunlar da ilk yıl için uygun yani neden böyle yapıyor ilk yıl projenizi öyle bir oluşturun ki bir sonraki yıl gerçekten de ulaşmak istediğiniz yere gelin geldiğinizde o parayı ödeyin yoksa ödeyemezseniz tüm projeniz patlar ve bunu önermiyoruz peki bunu önermiyorsak ikinci bir fikir ne yapmalıyız size sıkmadan anlatmaya devam edeceğim şimdi arkadaşlar GoDaddy alan adı bakmak için iyi bir seçenek değişik promosyonları da internet medyasından, forumlardan vesaire araştırabiliriz. Peki, şimdi şöyle diyelim. Yine şimdi alan adımız, şuraya yazıyorum arkadaşlar. Global düzeyde hizmet edecekse, örneğin sadece Türkiye'de değil, İngilizce versiyonu da olacak, Fransızca da olacak. İşte ben Fransa serverlarında birazdan anlatacağım host serverları ne demek. Oralarda barındıracağım sistemi vesaire vesaire diyorsanız com uzantılı, net uzantılı vesaire alın. Yani com.tr almayın. Fakat eğer ki web siteniz sadece Türkiye'de hizmet edecekse şimdilik com.tr almanız çok karınızda arkadaşlar. Com.tr'yi de ancak şirketler ve belli bazı belgeleri olan şirketler yani şirket olunca zaten o belgeleriniz oluyor. Onlar satın alabiliyorlar. Şimdi com.tr'nin ardından gen.tr olur ikinci şey olarak. Bunları da arkadaşlar her yerden almayın, beni dinleyin ve bunları arkadaşlar nick.tr sitesinden satın alın. Çünkü bunların çıkış kaynağı nick.tr'dir. Bakın LL yazdım. Şurada doğrulama kodu pardon. LL. Acaba yanlış görmediysem. Peki. Mesela bakıyorum makale yeri. Evet. Şu makale yeri com.tr. Acaba uygun mu? Başvur diyelim. Evet uygun. Bakın makale yeri diye kimsenin bir şirketi yok. Bu şekilde bir istemde bulunmamış. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz gen.tr hiçbir belge istemez. org.tr ister. Çünkü organization yani dernekler vesaire. biz.tr hiçbir belge istemez. info.tr istemez. avukatlar için. dr yani dr doktorlar için. polisler için. belediyeler için. TSK Türk Silahlı Kuvvetlerimiz. BBS. Onu hatırlayamadım arkadaşlar. Yeni çıkmış görmedim. Yeni çıkmış da olmayabilir özür diliyorum. K12 şey için eğitim kurumları için EDU yüksek öğrenim kurumları için NAME hiçbir belge istemez. Tabii için dediklerim birer belge istiyor. Örneğin EDU.tr şey istiyor. Yüksek öğrenim kurumu olduğunu belli ediyor. Yani bildiriyor belgeleriyle. K12 hakeza öyle. TSK, BBS öyle. Net.tr ister arkadaşlar telekomünikasyon kurumu olmanız lazım. İspatlamanız gerekiyor. Gov.tr tabii ki hükümet kurumları alır. Örneğin Türkiye Gov.tr. Web.tr hiçbir belge istemez. Tel.tr ister. TV'nin istemediğini biliyorum arkadaşlar. Fakat
cap istiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan NikTR'de ilk önce size bir fiyatlarını vereyim. Neden böyle yapıyorum? Çünkü arkadaşlar dedim ki NikTR en nedir? En ekonomi. Neden? Çünkü bu Türkiye'deki TR uzantılı alan hatlarının ana kaynağı diyelim. Yani öyle diyelim artık. Evet. Arkadaşlar bakalım. Şimdi şuradan hemen kodu bir dakika kayıt sorgulama hakkımızda bir saniye arkadaşlar. Şuradan sisteme girmeden sanırsam bakamadım. Evet şuradan hemen gireyim sisteme. Şuradan yönetim panelinden. Arkadaşlar buraya üyelik çok kolay. Fatura adreslerinizi giriyorsunuz. Gerçek isim. Gerçek bilgiler. Çünkü hepsi Mersis bilgilerinde. İşte benim takma adım vardı, nikim vardı vesaire. Öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü devlet kurumudur NikTR. Şimdi arkadaşlar NikTR ayrıca NIC diye yazılıyor arkadaşlar. Şimdi burada evet. Alan adı başvurusunda hayır bir dakika şey gösterecektim arkadaşlar fiyatlar ücretlerini gösterecektim. Belge gönderme, DNS sunucu değişikliği, ödeme sorgulama, ödeme işlemleri, parola değiştirme, sorumlu kodu, IDN, sorumlu değişikliği, sorumlu değişikliği. Evet. Şimdi ben o kısmı neden bulamadım? Evet, alan adı başvurusu, sorgulama, belge alan adı sorgulama, alan adı başvurusu, onaylanana girişik kesme. Evet, şimdi şu fiyatları gösterecektim. Şöyle yapalım arkadaşlar, ben neden bulamadım anlayamadım. Google'a yazalım. NikTR alan adı ücretleri. Yani arkadaşlar com.tr şeyle başlıyor. Evet. Pardon. Com.tr'ler 25 TL bakın. Şu artı ile gösterilenler belge ister. Demin saymıştık. Bakın değişik şeylerde popülaritede fiyatlar değişiyor. En pahalısı 25 TL yıllık. En ucuzu da 5 TL arkadaşlar. Mesela Name.tr veya Info.tr alan adı 5 TL olması lazımdı. Atsoyat.com.tr 12 TL bu arada. Onu alabiliyorsunuz. Atsoyat.com.tr örneğin onurkalafat.com.tr'ye bir ücret ödüyorum. Ne kadar ödüyorum? 12 TL fakat belge istenmiyor. Şimdi arkadaşlar evet bu şekilde ayrıca 5 yıl aldığınızda 1 yılı ücretsiz geliyor. Ücretsize geliyor. Bakın 5 yıllık bu alan adını kiralıyorum diyelim. Ve 100 TL ödüyorum. Bir yıllığına kiralarsam 25 TL ödüyorum. Şimdilik en fazla 5 yıl gösteriyor. Şimdi arkadaşlar TR uzantılı alan hatlarının da ayrıntısı bu kadardı. Şimdi GoDaddy'nin promosyonlarına baktık. NikTR'ye baktık. Biri Türkiye şirketi, biri Amerikan şirketi bildiğim kadarıyla. Çok değişik uzantılar var ve pardon yani Avrupa kökenliler var işte domain var şey domain.com.tr var işte namecheap var vesaire vesaire bir dolu alan adı sağlayıcısı var. İlk başta kafamızın karışmaması amacıyla GoDaddy veyahut NikTR ile bakabiliriz. Türkiye'deki hostlarda pardon web sitenizi Türkiye'de hizmet verdirecekseniz yabancı bir dilde olmayacaksa sonu TR olmalı. Arkadaşlar neden böyle diyorum? Böyle bir kural mı var? Kanun mu var? Yönetmelik mi var? Hayır. Kesinlikle öyle bir şey yok. Buradaki mentalite şu. Yani inşallah TR yani dilimiz daha da yaygınlaşır da yani mesela Fransızlar da yabancı dil olarak Türkçe kullansa ki o zaman Fransa'da TR uzantılı alan hatları daha popüler olabilir. Aa bak der TR uzantılı Türkiye'den. Ben de zaten Türkçe biliyorum der. Ama öyle olmadığı için şu anda henüz
Ondan dolayı arkadaşlar şey oluyor, Fransa serverında örneğin TR uzantılar az çıkıyor. Örneğin bizde de CH yani CH uzantılı alan hatları, Çin'e ait alan hatları pek çıkmaz. Sonra CH uzantılı alan adı çok nadir görürsünüz. Örneğin Fi uzantılı çok nadir görürsünüz. Finlandiya'nın uzantısı. Çünkü bizde Finlandiyaca bilen çok azdır veyahut yoktur. Evet arkadaşlar, ben diğer konuları da bu videoda anlatacağımı zannettim. Bir sonraki videomda, yani biraz nefes nefese kaldım, size de sıkıcı olmasın. Bir sonraki videomda da host seçeneklerini anlatacağım ve WordPress kurulumu, ücretsiz tema vesaire bu şekilde ilerleyeceğiz. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum.